Bir CD firması ürünlerinin kopyalanmaması için yukarıdaki gibi 8 rakam ve 2 tireden oluşan bir barkod sistemi geliştirmiştir. Barkoda yazılan rakamlar aşağıdaki kurallara göre hazırlanmıştır. Birinci kural arkadaşlar. Yazılan ilk 7 rakam için aşağıdaki işlem hesaplanır. A ile D'yi çarpıyor artı B ile C'yi çarpıyor artı E ile G'yi çarpıyor artı F. Bulunan sonuç, bakın ikinci işlem. Bulunan sonucun 9 ile bölümünden kalan bulunur ve H yerine yazılır. Buna göre arkadaşlar A2 tire C6341 tire 2 bu firmanın hazırladığı bir barkod numarası ise C'nin alabileceği farklı değerler toplamı kaçtır diye sorulmuş. Şimdi verilen barkod numarasını kurallarımıza göre sağlayacak olursak önce A ile D'yi çarpıyoruz, bakın. A ile D'nin çarpımı, A yerine A'mızı yazdık, çarpı D yerine 6 gelmiş. Artı şimdi B ile C'nin çarpımına bakalım. Yani 2 çarpı C olacaktır. Artı şimdi E ile G'nin çarpımına bakalım. E'miz ve G'mizin çarpımı 3 çarpı 1 şeklinde gelecektir sıraya göre. Artı en son F dediğimiz ifade, yani 4 olacak. İşte arkadaşlar bu ifadenin 9 ile bölümünden kalan 2'ymiş. En son H'ı yazıyorsunuz, biliyorsunuz. 9 ile bölümünden kalan 2'ymiş. Şimdi bunu ayarlayacak olursak 6A artı 2 çarpı C artı 7 olur. Bu ifadenin 9 ile bölümünden kalan 2 ise bu 2'yi attığımızda 6A artı 2C artı 5'in 9'a tam bölündüğünü görürüz. Şimdi buna göre 9'a tam bölünebilmesi için A'nın ve C'nin alacağı değerleri kontrol edelim arkadaşlar. Mesela burada A ve C'ye değerler verecek olursak, A'ya 0 verdiğinizde 9'a tam bölünebilmesi için C'nin 2 olduğunu görürsünüz. A'ya 1 verdiğinizde C'nin 8 olduğunu görürsünüz. A'ya 2 verdiğinizde C'nin 5 olduğunu görürsünüz. A'ya 3 verdiğinizde C'nin 2 olduğunu görürsünüz. A'ya 4 verdiğinizde C'nin 8 olduğunu görürsünüz. A'ya 5 verdiğinizde C'de 5 olacaktır. A'ya 6 verdiğinizde C'nin 2 olduğunu görürsünüz arkadaşlar. A'ya 7 verdiğinizde C'nin 8 olduğunu görürsünüz. 9'a tam bölünebilmesi için. A'ya 8 verdiğinizde C'nin 5 olduğunu görürsünüz. A'ya 9 verdiğinizde C'nin 2 olduğunu görürsünüz. Buradan bakın arkadaşlar, C'nin alabileceği farklı değerler 2, 8 ve 5'tir. Ve bunların toplamı da arkadaşlar kaç olacaktır? 15. Demek ki doğru seçenek B seçeneğidir diyoruz.